Merhaba Medyaskop izleyicileri, siyaset ve gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Gündemde hepinizin bildiği gibi yaklaşık son bir aydır Sedat Peker'in videoları ve videolarda yaptığı açıklamalar adeta damgasını vurdu. Diğer tarafta da siyasette ittifaklar konusu çok konuşuluyor. Biz de bugün konuğumuzla bunları konuşacağız. Konuğumuz siyasetçi Mahmut Alınak. Mahmut Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle isterseniz size bu ittifaklarla ilgili bir şey soracağım. İyi Parti aynı zamanda Millet İttifakı'nın da bir üyesi İyi Parti. Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı bir açıklama vardı. Millet İttifakı bir aday çıkarsın, HDP de ayrı bir aday çıkarsın dedi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla bağlantılı bir iki sorum daha olacak. Öncelikle Akşener'in bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu şu anlamda soruyorum. Yapılan bütün anketler şunu gösteriyor. HDP'nin oyu olmadan hem Cumhur İttifakı'nın da hem Millet İttifakı'nın da Cumhurbaşkanı çıkarması özellikle birinci turda mümkün görünmüyor. İzninizle ben lambayı yakayım. Çünkü gördüğüm kadarıyla ekranda bir bulanıklık var. Tabii olabilir, buyurun yakabilirsiniz. Buyurun. Evet. Sayın Hasan, Meral Akşener aslında tilkileri bile şaşkına çevirecek bir kurnazlık sergiliyor. Şimdi Deva Partisi var, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti var ama HDP yok. HDP'yi, çünkü HDP'nin şahsında daha doğrusu Kürtleri çantada keklik olarak görüyorlar. Arka bahçeleri olarak görüyorlar Kürtleri. Yani adaylarını çıkaracaklar. HDP de kendi adayını çıkaracak. Kendilerince seçim ikinci tura kalacak. Sonra da HDP seçmenleri, Kürtler ve Demokrat Türk kesimi adı Millet İttifakı olan oluşumun adayına oy vermek zorunda kalacak. Yani Kürtleri kendilerine mecbur ve mahkum hissediyorlar. Kürtlerden, Akrep'ten korkar gibi uzak duruyorlar. Ama iş Kürtleri kullanmaya geldiğinde, HDP'yi kullanmaya geldiğinde, dediğim gibi tilkileri bile şaşkına uğratacak projeler üretiyorlar. Bu böyle kolay olmamalı. Bunu belediye seçimlerinde gördük. Belediye seçimlerinde Kürtler Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de, daha pek çok yerde bu ittifakın adaylarını desteklediler. Ve bu ittifakın adayları, kazanan belediye başkanlığını kazanan adaylar ve bu ittifak bu sonucu Kürt seçmenine borçludur. Peki söyler misiniz lütfen, Kürtler ne kazandı? Belediye başkanlığı koltuklarına adayları oturdu. Belediye yönetimleri ellerinde. Peki Kürt halkı ne kazandı? Belki bir iki yerde ya da birkaç yerde hiçbir yetkisi olmayan bir iki başkan yardımcılığı ve birkaç tane de belediye meclis üyeliği. Bu kadar ucuz mu? Bu kadar kolay mı Kürtler? Bu kadar mı çaresiz Kürtler? Hayır, bence herhangi bir çaresizlik söz konusu değildir. Kürtler, Kürt siyaseti 100 yıllık bir birikime, geleneğe sahiptir. Bütün bu ayak oyunlarını aşabilecek kudrete ve derinliğe sahiptir. Peki şunu soracağım. Şimdi bir de şöyle bir tartışma yapılıyor.
Normalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 2003 Temmuz'unda yani zamanında yapılacağı söylüyor. Bir tarafta da Türkiye'de neredeyse büyük kesim bu şartlarda, özellikle ekonomik koşullarda bir erken seçim beklentisi var. Peki bu dönemde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden belirlemesi size göre doğru mu? Yani Cumhur İttifakı'nın adayı belli yani kim olacağı. Sayın Aslan, öncelikle şunu belirtmek isterim. AKP ve onun müttefiği olan MHP büyük bir çöküş yaşıyorlar. Ve dağ gibi biriken sorunların altında eziliyorlar. Bu nedenle mümkün olduğunca bitmiş olan siyasi ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar. Ama şartlar alabildiğine çetinleşiyor ve siyasal iktidarın işini zorlaştırıyor. Daha da çok dibe vurmamak için daha da büyük bir yıkım, daha da büyük bir hezimete uğramamak için yazın bir yere 10 ay içerisinde seçime gitmek zorunda kalacaklar. Yani ya bu Kasım'da ya da önümüzdeki Mart'ta seçimler olacak. Millet İttifakı'nın adayını şimdiden belirlemesi gerekiyor mu sorusuna gelince, Sayın Aslan, Millet İttifakı'nın sözde güçlendirilmiş parlamenter sistem diye tarif ettiği, aslında bizim bildiğimiz eskiden beri yıllarca yaşaya geldiğimiz parlamenter sistemden hiç farkı olmayan projeden başka hangi bir projesi var? Eminim yarın bunlar başa geçtiğinde sadece sopa el değiştirmiş olacak. Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna bu defa Millet İttifakı denen oluşumun adayı oturacak. Ve hiçbir şey de değişmeyecek. Ha varsa bir projeleri, halka dönük bir projeleri varsa, özgürlüklere ilişkin bir projeleri, ekonomiyi halklaştıran, yaşanan kaosu, hayat pahalılığını, işsizliği, Kürt meselesini kapsayan bir projeleri varsa tabii ki adaylarını çıkarmalıdırlar. Adayları çıkmalı ve kendi projelerini kamuoyuna deklare etmeli, açıklamalı ve bunun çalışmasını yapmalıdır. Ama yok bir projeleri, yok. Bunların derdi aslında koltuk derdidir. Yani siyasal iktidardan pay alma ve siyasal iktidarı ele geçirme, hükümet olma, kendi hükümranlıklarını sürdürme meselesidir. Şimdi bir de yaklaşık bir aydır çok tartışılan Sedat Peker videoları ve açıklamalarına gelelim. Kimi çevrelere göre muhalefetin yapamadığı etkiyi bu videolar yapıyor. Ki toplamda 9 videonun izlenme oranına baktığımızda sadece YouTube'da kendi kanalında neredeyse 75-80 milyonu buldu. Ve yapılan anketlerde de aslında Peker'in söylediklerine inanan kesimlerin de bayağı yüksek bir oran olduğu ortaya çıkıyor yapılan anketlerde. Siz Peker'in bu açıklamalarının, bu videolarının hem iktidara hem muhalefete etkisini nasıl görüyorsunuz? Öncelikle şunu belirtmene izin verin lütfen. Peker videolarının bunca ilgi toplamasının nedeni devletteki ceberut yapının halkı yıllardan beri acıtmış olmasıdır. Halk devletin ve siyasal iktidarın ceberut yapısından yaka sıktığı için bu videolar izlenmekte ve büyük bir merak uyandırmaktadır. Evet, muhalefet bu videoların yarattığı etkiyi yaratamadı. Çünkü muhalefetin sözden başka
ortaya koyduğu herhangi bir proje, herhangi bir çalışma yok. Bir parantez açarak devam edeyim. Mafya olarak tabir edilen oluşumlar devlete rağmen var olamazlar. Devlete rağmen soluk alamazlar, gelişemezler, kökleşemezler. Öncelikle bu tespiti yapmak lazım. Bu bir. İkincisi, isimleri mafyacı olarak geçen mafyanın yöneticileri Abdullah Çatlı'dan tutun Alaaddin Çakıcı'ya, ondan Sedat Peker'e kadar bu mafya liderleri aslında devletin sivil elemanlarıdır. Nasıl ki Mehmet Ağar ve çevresi bilinen ve kamuoyunda bugüne kadar tartışıla gelen isimler devletin nasıl ki sivil uzantıları ise bu mafyalar da devletin sivil uzantılarıdır. Devlet zamanı ve yeri geldiğinde bu unsurları alır kullanır ama bunların karanlık ilişkilerine de göz yumar. Bunun pek çok örneğini yaşadık, biliyoruz. Ne zaman ki olay Susurluk kazasında olduğu gibi ya da bu Peker videolarıyla ortaya çıktığında mesele, yani bir anda devlet içindeki bu patladığında büyük bir kamuoyu, büyük bir baskı oluştuğunda pekala tasfiye eder, birkaçını tasfiye eder ama hızla yerlerini doldurur. Bir yanılgımı izninizle burada belirteyim. Biz eskiden özellikle milletvekili döneminde devlet içi illegal bir yapılanmanın olduğunu, bunun da kontur gerilla olduğunu düşünüyorduk. Ama sonradan yaptığımız çalışmalarda gördük ki zamanın Milli Savunma Bakanı da benim kontur gerilla ile ilgili olarak verdiğim bir önergeye, kürsüde verdiği cevapta kontur gerillanın varlığını kabul etti. Ve kontur gerillanın bir devlet kurumu olduğu gerçeğini kürsüde devlet adına teslim etti ve duyurdu. Kısacası Sayın Aslan, bu mafya grupları devletin kanatları altında gelişmekte, serpilmekte. Ne zaman ki devlet ihtiyaç duyarsa, az önce de belirttiğim gibi, bunları kullanır ve yoluna devam eder. Peki şu anda bu Sedat Peker'in videolarıyla birlikte şu da aslında tartışılıyor. AK Parti'de de bölünmelere ve ciddi rahatsızlıklara yol açtığı söyleniyor. İşte kimisi Süleyman Soylu ile işte Berat Albayrak'ın çekişmesi olarak değerlendirenler var. AK Parti'ye büyük zarar verdiğini söyleyenler var. Siz aynı kanaatte misiniz? Size göre bu videolar iktidara zarar verdi mi? Yani bu videoların iktidara zarar vermemiş olması mümkün değil. Çünkü pek çok rüşvet ve talan projeleri ortaya çıktı. Pek çok yolsuzluklar ortaya saçıldı. Bunca yolsuzluk, bunca kara ilişkiler, bunca vurgun ve talanın AK Parti'yi yaralamamış olması elbette mümkün değildir. Ama AK Parti zaten bir menfaat organizasyonudur. Dolayısıyla bu videoların, bu karanlık ilişkilerin AK Parti'de büyük bir çöküşe neden olduğunu düşünmüyorum. Nitekim Recep Tayyip Erdoğan ve onun müttefiği olan Devlet Bahçeli bu karanlık güçlere, devlet içi, devletin bir uzantısı durumunda olan bu sivil unsurlara militanca bir şekilde sahip çıktılar. Nitekim az önce internette dolaşırken Recep Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'le fotoğraflarına rastladım. Bu nasıl bir şey ki Sedat Peker mitingler düzenliyor ama bu arada
mitinglerinde Tayyip Erdoğan'ın posterleri, AKP'nin bayrakları sallandırılıyor. Özetle ben bu karanlık ilişkilerin AKP'de büyük bir dağılmaya, büyük bir çöküşe neden olacağını düşünmüyorum. Çünkü muhalefet bu noktada siyasal iktidarı köşeye sıkıştıracak, onun nefesini kesecek pratik projeler geliştirmiyor. Her şey lafla, demeçlerle geçiştiriliyor. Bu anlamda da siyasal iktidar, yani AKP ve MHP, kendilerini köşeye sıkışmış olarak hissetmiyorlar. Evet. Son olarak o zaman şunu sorayım. Muhalefet ne yapmalı? Ne yapabilir bu saatten sonra? Çünkü bildiğim kadarıyla bu videolarla ilgili verilen araştırma önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Komisyon kurulması önerileri. Muhalefet ne yapmalı? Son soru da bunu sorayım. Şimdi Sayın Aslan, muhalefetle eğer kastettiğiniz İYİ Parti, CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi ise çok ümitli olmak mümkün değil. Çünkü bu ilişkiler sistemden kaynaklı, rejimden kaynaklı ilişkilerdir. Yani mafya örgütlenmeleri, az önce de belirttiğim gibi siyasal iktidarın sivil uzantıları, daha doğrusu sistemin ve devletin sivil uzantılarıdır. Rejime ve militarist devlet yapısına tavır alınmadıkça herhangi bir gelişme beklemek mümkün değil. Sistem ve devletin bu ceberrut yapısı baştan ayağa değiştirilmeli. Yeni bir sistem, yeni bir devlet yapısı hedefi ortaya konulmalı. Bu yapılmadıkça Susurluk'ta nasıl ki meselenin üstü kapatıldıysa bir süre sonra bugünkü tartışmada yine rafa kaldırılacak ve herhangi bir gelişme olmasın mesele unutturulacak. Zamanınızı fazla almadan birkaç cümleyle bitireyim izninizle. Ama muhalefetle kastedilen şey HDP'nin de içinde olduğu sol, demokrat ve devrimci çevreler ise o zaman yapılacak çok şey var. Direkt olarak devletin bu ceberrut yapısı ve rejim hedefe konulmalı ve devletle rejimin baştan ayağa yenilenmesi, yerine yeni bir devlet yapısı ve yerine bir yeni bir rejimin, sistemin getirilmesi mücadelesi başlatılmalı. Sonuca götürecek formül ve proje budur bence. Sayın Mahmut Anlak, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, siyasetçi Mahmut Alınak'la konuştuk. Kendisi 90'lı yıllarda meclisteydi. Sedat Peker videolarının ve açıklamalarının muhalefet ve iktidar üzerindeki etkilerini yine Millet İttifakı'nın olası bir erken veya zamanında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayıyla ilgili ve daha doğrusu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıkladı ve HDP kendi adayını çıkarsın dediği açıklamasını değerlendirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.